Uzun bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda yanımızda adaleti, adaletsizliği temsil eden bir biblomuz var. Bir süre bunu protesto amaçlı böyle kullanacağım. Böyle dursun. Bize adaleti hatırlatsın. Yani aslanlar kaplanlar arasında bir de böyle değerli hanımefendi olsun. Belki kıymetini biliriz. Bu videoda sizle birlikte fillerin yürüyüşünü konuşacağız. Filler yürüyor. Tam 15 aydır yürüyor. Bu filler nereye yürüyor? Uzun bir video olacak, lütfen dinleyin çünkü bir parça işin içinde insanlık dersi de var. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Çin'de doğal koruma alanından kaçan filler tam 15 aydır yürüyorlar ve 482 kilometre yol yapmışlar. Aslında dümdüz yürüseler belki çok daha ileri gidecekler ama kuzeye doğru ilerliyorlar Çin'in içerisinde. Ve insanlar onların doğal yürüyüşünü bir araştırma olarak düşünüp takip ediyorlar. Yani nasıl ki böyle balıkları yakalayıp, köpek balıklarını falan yakalayıp şeye bırakıyorlar ya, okyanusa, göç yollarını falan takip ediyorlar. Bu firari fillerin ne yapacağını insanlar merak ediyor ve bu yüzden de havadan dronlarla, etrafından çok temas etmeden, uzağından araçlarla her türlü takip ediyorlar. Çok merak konusu ki 15 aydır bu filler nereye yürüyor? Bu videonun sonunda bu fillerin nereye yürüdüğünü ben zaten söyleyeceğim size. Üstelik bu yürüyüş esnasında ara ara mola veriyorlar, yatıp uyuyorlar, bir de doğum molası vermişler. Yani içlerinden bir tane anne fil hamile, o doğurduğunda mola veriyorlar, bir süre birkaç gün, birkaç hafta belki de bekliyorlar, sonrasında tekrardan yürüyüşe devam ediyorlar. Yani sayıları da artı bir. İsyankarlar arasında bir tane de yenisi katılmış. 16 fil yola çıkıyorlar. 16 filin 2 tanesi geri dönüyor. Yolun başında sıkılıyorlar muhtemelen. Ama yolda bir tane de doğduğu için 15 fil yoldalar şu anda. 3 tanesi bebek bunların. Takip edilme olayları çok ciddi. 375 tane araç takip ediyor bunları. Her anlamda böyle denizden falan filan uzaktan. 400 kişilik bir acil durum ekibi bunların yolunu açıyor bir yandan. Çeşitli yerlere yemek bırakıp şehirlere çok girmelerini engellemeye çalışıyorlar yönlendirerek. 14 drone da havadan sürekli nereye gittiklerini, ne yaptıklarını sürekli kayıt altına alıyor. Tabi bu fil yardırdı yürüyor. Yürüyüşüne devam ettiği için de yolun üstünü bazen barikatlarla, kamyonlarla falan kapatıyorlar ki bunlar şehire doğru gitmesin. 18 ton mısır ve ananas yola saçıyorlar. Bir yandan da yönlendirsinler ve aç kalmasınlar diye. Fil valla tank gibi ilerliyor bu 15 kişilik ekip. Sadece bir kere bir şehire giriyorlar. Orada bir araba bayisine falan da dalıyorlar. Çöp kutularından yemek yiyorlar. İşte çiftçilerin oradan su falan içiyorlar. Ama kimseye zarar vermeden aslında eskiden kendilerinin olan topraklara geri yürümeye devam ediyorlar. Şimdiye kadar 1 milyon dolara yakın bir zarar verdikleri düşünülüyor. Çünkü tarlalardan falan da geçiyorlar, bahçelerden. Bu 1 milyon dolarlık zararı ben zarar olarak görmüyorum. Bunu geri dönüş tazminatı olarak düşünelim. Verin arkadaş, yürüyün. Gidebildiğiniz kadar yürüyün. Peki bu filler nereye yürüyor? Yani amaç ne? Biliyorsunuz Türkiye'de de yürüyen yürüyor, hiçbir amacı olmuyor. Sonunda bir şey elinize geçmiyor. Bu fillerin nereye yürüdüğünü anlayabilmek için size 3 tane filden bahsetmem lazım. Bir tanesi çizgi filmlerde falan duyduğunuz Jumbo. Tüm zamanların en ünlü fili. 1860'ta doğuyor, 25 sene sonra vefat ediyor. Üstelik de tren çarpmasıyla ölüyor. Bir file nasıl tren çarpar anlatayım size. Daha 5 yaşındayken Sudan'dan çalınıyor ve Paris Hayvanat Bahçesi'ne getiriliyor. Parisliler bununla biraz oynadıktan sonra Londra'ya satıyorlar. Londralılar oynadıktan sonra bunu P.T. Barnum denilen tarihin en büyük şarlatanı, sahtekarı satın alıp Amerika'ya götürüyor. Hayvan yani Afrika'da başlayan hayatını sonrasında Avrupa, Fransa, İngiltere'de devam edip Britanya adalarına geçiyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Yani dünyayı dolaşan ilk film muhtemelen. Aslında Taylor Barnum'la yani P.T. Barnum'la kısaca ismi tanışana kadar o kadar kötü değil hayatı. İşte çok hızlı büyüdüğü için çocuklar bunun üstüne biniyor. Pozlar veriliyor. Hayvanat bahçelerine bu kadar büyük bir fil görülmemiş daha önce. Bayağı büyük. Dolayısıyla eğlence malzemesi. Ama P.T. Barnum denilen kişi dünyanın en büyük sahtekarlarından. Rivayet o ki her saniye bir ahmak doğar, dolandırılacak birisi doğar gibi bir sözü de var. Kendisi zaten sahtekarların prensi olarak anılıyor. Hatta Hugh Jackman 2017 yılında Muhteşem Showman diye bir şey yapmıştı bununla ilgili. Film yapmıştı. Filmi izleyin, çok kötü değil. IMDb'si 7.6 falan, izlenir yani. Bir şarlatan ki size böyle tanıdık da gelebilir. Bir sahtekar tanıdık gelecektir muhtemelen. Nasıl doğar, nasıl bu kadar zengin olabilir görürsünüz. Bu ilk başta küçük sirkler düzenlerken Jumbo'ya döneceğim, fillerin yürüyüşüne de döneceğim.
Bir süre sonra diyor ki ucubeler sirki diye bir şey hazırlayacağım. Böyle dünyada hiç kimsenin görmediği şeyler. George Washington'ın 161 yaşındaki dadısını göstereceğim size diyor. Ve kör zenci bir köleyi satın alıp, kadın kör zaten, gözleri de yok, sergilemeye başlıyor. Diyor ki bu 161 yaşında diyor ve George Washington da dadısı diyor. İnsanlar ilk başta 50 cent vererek, o zaman 50 centi bugünün 5 doları falan, rahat olun, iyi para yani. 50 cent falan verip görmeye geliyor. Diyor ki bu mu 161 yaşında falan. Kadını tabii çok kötü şartlarda beslediği için kadın zaten ezik müzik halde, yaşlı gözüküyor. Bir süre sonra ilgi kayboluyor. Bu bütün Amerika'yı gezdiği için şovda ismini değiştiriyor. Diyor ki bu plastik ve metalden, kemikten oluşan bir robot aslında diyor. Bir süre de böyle götürüyor, idare ediyor. En sonunda bu kadın ölüyor. Öldüğünde de otopsi yapıyorlar ki 80 yaşında, normal bir insan doğal olarak. Sonrasında Fijili bir deniz kızını afişlere ekliyor. Diyor ki artık bir deniz kızı yakaladım Fiji'de, onu size göstereceğim. Bir sürede bununla tokatlıyor ülkeyi. Sonrasında ortaya çıkıyor ki aslında bu bir maymunun üst tarafı kesmiş, büyük bir balığın da altını kesmiş, birleştirmiş, dikmiş ve mumyalamış, içini tabii doldurmuş falan çürümesin diye. Cam mekanda sergilediği için insanlar bunun deniz kızı olduğunu düşünüyor. Barnum dolandırıcılığı bu kadarla bitmiyor. O Red Kit'te falan gördüğümüz, bizim gördüğümüz, siz Red Kit'i izlemediniz muhtemelen. Vahşi Batı'da iksirler satan şarlatan var ya, işte o da P.T. Barnum. Sonrasında 5 yaşında bir yüceyle anlaşıyor. Anlaşıyor dediğim aslında bir şekilde sömürüyor. Charles Stanton denilen. Bunu büyük yaşlı birisi olarak gösteriyor ve bu cüceyi General Tom Thumb diye şovlarında kullanıyor. Muazzam para. 20 milyon sterlin üstünde para kazanıyor onun üstünden. İsveç Bülbülü, Jenny ünlü opera sanatçısı, onu bir süre sömürüyor. Sakallı Lady'yi bir diğerini sömürüyor. Sömürüyor. İnsanları sürekli bulup teşhirle para kazanıyor. Ama asıl hayatına çöktüklerinden bir tanesi de bizim Jumbo. Jumbo'yu en son o satın alıyor Amerika'ya götürüp. Jumbo aslında hayvanat bahçelerinde sessiz sakinken, kızışma dönemi geldiğinde saldırganlaşınca P.T. Barnum'u, P.T. Barnum'u veriyorlar. O da çok kötü şartlarda, bu 3,5 metrelik bir fil, çok kötü şartlarda teşhir için kullanarak hayvanı sürekli trenlerde eyalet eyalet dolaştırıyor. Sirklerde soytarılık yapıyor maalesef hayvan ve 15 Eylül 1885'te trende nakli sırasında tren kazasında Jumbo ölüyor. Yani insanlığın katlettiği sayısız fillerden bir tanesi. Bir başka film hikayesini anlatayım mı size? Sıkılmayın, dinleyin. Diğer bir film ise 4 yaşında sirke satılan, Charles Sparks tarafından satın alınan Mary. Mary karada yaşayan en büyük hayvan diye tanıtılıyor. 5 tonluk bir Asya fili. Jumbo'dan daha büyük, düşünün ki gerçekten. 1916 yılı ve Jumbo'dan farklı olarak bu enstrümanlar falan çalıyor. Jumbo Afrika fili olduğu için böyle çok artistik hareketler yapamıyor. Amuda kalkabiliyor. Bu fili etinden, sütünden, yününden faydalanıyorlar. Atılan beyzbol toplarını bile yakalayabiliyor. Sonrasında sirklerde artık yavaş yavaş ömrünü tamamladıktan sonra işte yeni bir yuvaya gönderiliyor. Yeni bir sirke. Burada da bakıcısı, hiç tecrübesi olmayan birisi, ben fillerden anlarım diye işe giriyor. Mary'e su vermeyi unutuyor. Unutuyor değil, savsaklıyor. Mary susuz kalıyor, yemeksiz kalıyor. Ufak ufak kayış kopuyor Mary'de. Hayvan sürekli susuz, artık yavaş yavaş rahatsız oluyor. Sonunda arada bir gün insafa geliyor da su içmeye götürüyor bunu. Mary'nin sırtına biniyor. Elinde de kancalı bir şey var, sopa var, kamçı var. Mary tam su içmeye giderken yerde bir kavun görüyor. Kavunu hortumuyla yakalayıp ağzına atacakken bu kancalı sopayla vurmaya başlıyor Mary'e. Mary çıldırıyor tabii ki. Bu olayın ardından Mary tutuyor bu adamı, bu vahşi adamı tutup fırlatıp öldürüyor. Tabii insanlar bu hikayeyi böyle anlatmıyorlar. Fil birden delirdi diyorlar. Biz onun hayatına tecavüz ettik demiyorlar. Ve sonrasında fil idama mahkum oluyor. Bir fil idama mahkum oluyor. Silahların önüne geçiriyorlar ve kurşuna diziliyor resmen. Kurşuna diziliyor ama ne yazık ki ölmüyor Mary. Derisine çok isabet etmiyor o dönemki mermiler. Sonra diyorlar ki trene bağlayıp ikiye ayıralım, iki yöne çekelim. Trenlerin o dönemki gücü buna yetmiyor. Biraz daha eziyet ediyorlar. En sonunda karar veriyorlar ki fili asalım ve bir fili asıyor insanlar. Nereye yürüyor değil mi o filler işte? Bir fili asıyorlar, Mary'i asıyorlar. İlk asışta zincir doluyorlar tabii boynuna, kaldırıyorlar. Bir süre bir yüksekliğe kalktıktan sonra zincir kopuyor. Düşüp kalçasını kırıyor Mary, çığlıklar içerisinde hayvan. Ondan sonra yetmedi diyorlar, kesin öldüreceğiz diyor. Bir kere dolayıp kaldırıyorlar ve 30 dakika asılı tutuyorlar. Sonunda Mary ölüyor. İnsanlık Mary'yi öldürüyor. İnsanlık bir fili öldürüyor. İnsanlık insanlığı öldürüyor.
Nereye yürüyor değil mi o filler? O 15 fil nereye kaçıyor biliyor musunuz? İçindeki bir tane bebeğin özgür olması için muhtemelen kaçıyorlar. Çünkü özgürlük için yürümek lazım. Ama öyle yürümek değil, böyle yürümek lazım. İşin kötüsü şu an özgürlüğe yürüdüklerini sandıklarında da ara ara durup dinleniyor, birbirlerinin üstüne yatıyorlar. Özgür olduklarını sanıyorlar ama insanoğlunun teknolojisi onları hiç de rahat bırakmıyor. Şimdi biraz daha yakına gelelim. 1988 yılı Tyke isminde bir filmimiz var. Yine Afrika fili. Filin tek istediği şey sürüsüyle birlikte yaşamak ve neslini devam ettirmekken Halton sirkine satılıyor. Sirklere bir şekilde eline geçiliyor. Herkesin bildiği bir şekilde, o dönem gazetelerde falan haber oluyor, işkencelere maruz kalıyor. Elektrik veriliyor hayvana. Üstelik Tyke dövüldüğünü anladığında hemen yere yatıyor ki daha fazla vurmasın. Yani pes de ediyor ama tabii daha fazla dövüyorlar. Vay sen itaat etmiyorsun, kalk hareketleri yap diye. Sonunda Tyke 1993'te sirkten kaçıyor. Çok yakın zaman, bundan 30 sene önce. Ki o dönemlerde İstanbul sokaklarında ayı oynatılıyordu. Şaka yapmıyorum, ben çocukluğumdan biliyorum. O dönemler İstanbul sokaklarında ayı oynatılıyordu. Görebiliyordunuz yani. 93 yılında Nisan ayında ve Temmuz ayında iki defa kaçmaya çalışıyor. Yakalanıyor maalesef. 94 yılında Honolulu'da bir gösteride kaçıyor. Bakıcısı dövmeye başlıyor yine onu. Bakıcıyı öldürüyor ve kaçıyor sokaklarda. Arabalar falan çarpıyor Tyke'a. En sonunda polis geliyor ve tam 86 kez vurularak öldürülüyor. Ölmeden önce ekranda gördüğünüz görüntüsü var. Yani son bir bakışı var insanla. Ulan sizin yapacağınız işi seveyim diye. Ben mi istedim buraya gelmeyi diye. Bir fil infaz ediliyor arkadaş 86 mermiyle. Tabii sonrasında dava açılıyor. İşte sirkin sahibinin elindeki diğer filler el konuluyor falan filan. Şimdi bu hayvanlar şu an ekranda gördüğünüz şekilde günümüzde de katledilmeye devam ediyor. Birçok yere, Endonezya'da, Botswana'da, Nijerya'da, her yerde, Asya'da bu filler öldürülüyor. Bu fillerin insanlara hiçbir zararı yok. Normalde bir fil insanla işi de yok. Fil kendi doğasında takılan, eğer insanlar onun yaşadığı ormanları kesmezse de mutlu mesut yaşayan bir hayvan. Ama siz onun topraklarını gasp edip, aynen Amerika'nın Kızılderililere yaptığı gibi, aynen Avrupalıların oradaki yerlere yaptığı gibi, siz onların topraklarını gasp edip onların nesillerini bitirmeye başlarsanız, bu gördüğünüz katliamlardan bir gün sıkılır ve hayvan aptal değil, hafızası var bu hayvanın. Şimdi özgürlüğüne yürüdüğünü sanıyor gariplerim. Ve insanlar da izliyor onu. Nasıl göç ediyorlar, bakalım nereye gidecekler. İstediğimiz zaman yakalarız. Kendinizi onun yerine koysanız ha. Düşünsenize, ailenizle, sülalenizle birlikte haksız yere hapsedilmişsiniz ve oradan kaçmışsınız ve kaçtığınızı sanıyorsunuz. Ama yukarıdan sizi karınca sürüsü gibi izliyorlar ve istedikleri zaman müdahale edecekler. Şu an sadece eğleniyorlar. Gönül ister ki adalet olsun, bunlar istediği yere varsın, özgür kalsınlar ama maalesef yakalandılar. Yakalanacaklar bile demeyelim. İşte anladık mı bu filler nereye yürüyor?